Arkadaşlar Otostat kanalından yeni bir videoyla herkese merhaba. Beklediğimiz haber sonunda geldi. ÖTV ile alakalı matrah düzenlemesi dün gece resmi gazetede yayınlandı. Saat sabaha karşı böyle 4-5 gibi yayınlandı. Ben de ışık hızında bir video çekiyorum. Sizlere detaylı bilgi sunmak için güzel bir video hazırlıyorum. Hatta şunu söyleyebilirim. Belki de YouTube'da bulabileceğiniz en detaylı yeni matrah güncellemesi videosu olacak arkadaşlar. A'dan Z'ye bütün her şeyi değineceğim. Hangi araçlar etkileniyor, hangileri etkilenmiyor, hangisi ne oranda değişti. Bunların hepsine bu videoda konuşacağız. Hazırsanız videoya başlıyorum ama bir şey rica edeceğim. Önceki videoda da söyledim, burada da söylüyorum. İzleyip izleyip kaçan arkadaşlar var arkadaşlar. Emeğe biraz saygı. Videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız benim için bunlar çok önemli arkadaşlar. Sizden böyle ufak bir ricam var. Sol alt köşeden abone ol butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. 2023 Ocak ayında bir güncelleme bekliyorduk. Devlet bir açıklama yaptı. Bakan Bey bir açıklama yaptı. Bunu bir ay erkene çekti. Bir Aralık yaptı. Buna yönelik ben bir video çekmiştim. Aralık olması tüketicinin lehine. Çünkü yeni yıl zamları gelmeden önce arabanın ÖTV indirimiyle matrak güncellemesiyle beraber fiyatı iner diye konuşmuştuk. Biraz daha böyle bizim lehimize bir karar olur demiştik. Daha sonra biraz daha erkene çektiler. 10 gün kadar önce açıkladılar. Aralığa çektiğinde de böyle konuşmuştuk. Biraz sanki böyle aceleye mi gelecek acaba diye konuşmuştuk ama sanki gerçekten de aceleye gelmiş gibi. Daha tavşan doğurdu cümlesini tam olarak bu olay bence karşılıyor. Neyse önce bir oranları konuşalım. Daha sonra yorumlamaya geçeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar yaptığım tablo şu an ekrana geliyor. Kırmızı tarafta eski yeşil tarafta tarafta yeni veriler var arkadaşlar ortada ÖTV oranı var. Şimdi eskiden arabanın ham fiyatı, vergiler hariç fiyatı 120.000 TL'ye kadarsa devlete %45 ÖTV ödemeniz gerekiyordu bu 184 bin TL'ye çekildi. Gene eskiden 120 bin ile 150 bin TL arasında ise arabanın ham fiyatı %50 ÖTV ödemeniz gerekiyordu. Bu oranda 184 bin TL ile 220 bin TL arasına çekildi. Eskiden 150 bin ile 175 bin TL arası %60 ÖTV'ye tabi iken şimdi 220 bin TL ile 250 bin TL arası %60 vergi dilimine tabi. Gene 175 ile 200 bin TL arasından %70 ÖTV ödemeniz gerekiyorken arkadaşlar 1 Aralık itibariyle 250 bin TL ile 280 bin TL arasında %70 ödemeniz gerekiyor. Eskiden 200 bin TL'nin üzerinde %80 ödeniyordu. Şu an ise bu rakam 280 bin TL'ye çıkarıldı. 80 bin TL'lik bir artış oldu. Evet yeni ÖTV oranları bu. Tabii ki ben böyle oranları söyledim. Çok fazla etkili olmadı. Niye diyeceksiniz? Çünkü biz genelde arabanın ham fiyatını görmüyoruz. Bayiye gittiğimizde arabanın total fiyatını görüyoruz. Hemen yeni tablomuz geliyor. Total fiyatlar üzerinden de size bir anlatmaya çalışacağım. Evet sevgili arkadaşlar tabloda matrah dilimi yazan bölümü görmüşsünüzdür. Matrah diliminde yeni verileri koydum ben. 1 Aralıktan itibaren aldığınız arabanın ham fiyatı 184.000 TL ise eskiden buna %60 ödüyordunuz. Şu an %45 ödeyeceksiniz. Tamam mı? Yani eskiden 110.400 TL ÖTV öderken şimdi 82.800 TL. O yazdığı oranda KDV ödemeniz gerekiyordu. Satış fiyatına gelelim. Hızlandırmak adına. Aynı arabayı 1 Aralıktan önce almak isteseniz 347.392 TL'yi alıyordunuz. Şimdi ne kadar alıyorsunuz? 310. 14.824 TL'ye alıyorsunuz. Aslında burada bir düşüş var. Tatmin edici bir düşüş değil ama bir düşüş var. Şimdi diğer orana geçelim. %50'lik dilime geçelim. Aldığınız arabanın ham fiyatı 220.000 TL ise eskiden neydi? 200.000 TL'nin üzerinde olduğu için %80 ödüyordunuz. Şimdi ne ödeyeceksiniz? %50 ödeyeceksiniz. Bakın burada güzel bir indirim var mesela. ÖTV miktarı eskiden 176 iken şimdi 110'a düşüyor. KDV miktarı da bu oranda düşerken son satış fiyatını söylüyorum size. Eskiden bu arabaya 467.280 TL ödemeniz gerekiyordu. Şimdi aynı arabaya 389.400 TL ödemeniz gerekiyor. Bakın burada ciddi bir düşüş var. Ne kadarlık düşüş var? 80 bin liralık düşüş var. Ha buraya araba girecek mi? Bu limit araba girecek mi? Onu da konuşacağız. Bu şu tabloyu bir bitirelim isterseniz. Eskiden arkadaşlar zaten 200 bin TL üzerine %80 uygulandığını söylemiştik. Yeni fiyata göre 250 bin TL'lik bir ham fiyat olan araç alırsanız %60 ÖTV ödemeniz gerekiyor. Yani 150 bin TL ÖTV vermeniz gerekiyor. 72 bin TL KDV vermeniz gerekiyor. Arabanın fiyatı ne oluyor? 472 bin TL oluyor. Ama siz bunu 1 Aralık'tan önce almak isteseydiniz 531 bin TL vermeniz gerekiyordu. Gene 60 bin liralık bir indirim var burada. 280 bin ham fiyata sahip bir araç almak istediğinizde arkadaşlar bu sefer %60 ÖTV ödeyeceksiniz. ÖTV'niz nedir? 196.000 TL. KDV'niz 85.680 TL. Arabanın satış fiyatı 561.680 ediyor. Eski vergiye göre buna hesaplarsak 594.700 civarında vermeniz gerekiyordu. 34-35 liralık da burada bir indirim var. Ha bu saatten sonra 280.000 TL'nin üzerinde %80 uygulandığı için eskiyle yeni arasında hiçbir fark yok. Bir değişim yok. Şimdi sevgili arkadaşlar kağıdımı çıkardım ve bir özetle geçeyim ben size. 1 Aralık itibariyle eski fiyatı, total fiyatı diyelim, ham fiyatı değil bak arabanın toplam fiyatı listede gittiğiniz, bayide gördüğünüz fiyatı 595 bin TL'nin altındaysa o arabada indirim var. Tamam mı? Eğer ki 595 bin TL'nin üzerindeyse baktığınız aracın fiyatı o arabada indirim yok. Örnek veriyorum. Honda Civic'te maalesef indirim yok. İndirim oranı ise %5 ile %19 arasında bir indirim oldu. Elektrikli araçlarda da ayrı bir indirim oldu. Hatta elektrikli araçlarda biraz daha fazla indirim oldu ama bu elektrikli baremine giren araç şu an Türkiye'de yok. Sadece Toyota Corolla var biliyorsunuz. 1.8'lik hibrit var. Aslında bu araba üretildiği günden beri kampanyalı ÖTV'li olarak satılıyordu buradaki ÖTV oranı değişti. Yalnız Toyota Corolla'nın ham fiyatı yüksek olduğu için arkadaşlar Toyota Corolla hibritte herhangi bir değişiklik yok. Bunu da belirteyim. Oran olarak yeni matrahlarla beraber ortalama %19 ile %5 arasında bir indirim oldu. 595 bin TL'nin altına tekrar söylüyorum bunu. Şimdi arkadaşlar bu güncelleme daha ziyade Türkiye'de üretilen araçları kapsıyor ne gibi? Renault Clio gibi. Mesela fiyat Egea gibi. Aslında dün bayiler böyle fiyatlarını güncellemeden önce ben fotoğraflarını çekmiştim. Şimdi o fotoğraflar üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Clio dedik mesela arkadaşlar Clio'nun satış fiyatı en pahalı Clio 578.900 TL'ydi. E bizim limitimiz neydi? 595.000 TL'nin. Yani Clio'nun bütün paketleri bu ÖTV matrah güncellemesinden faydalanacak. Clio'nun fiyatı aşağıya düşecek. İşte 30 ile 60 bin TL'lik aşağı düşüş olacak. Fiyatlar güncellenecek tabi. Renault zam yapmazsa bunu da belirteyim. Talyant'ın mesela fiyatı düşecek. Renault konuştuk mesela oradan devam edelim. Megan C sınıfına geçelim. Aslında şunu söyleyeceğim. Bir önceki videoda ben bunu detaylıca size anlatmıştım. Beklentimiz bu yönde değildi. Beklentimizi tam anlamıyla karşılamadı. Onu peşin söyleyeyim. Gene de konuştuğumuz konu neydi? Bir önceki videoyu açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. B sınıfındaki araçlar etkilenecek. C sınıfında da orta ve bas paket araçlar etkilenecek demiştik. Mesela çok soru gelmişti bana videonun altına. İşte Toyota Corolla'nın full paketini almak istiyorum, PE paketini almak istiyorum. Hayır ona gelmeyecek dedik. İşte Honda Civic'te, EX pakete gelmeyecek dedik. Ama bas paketlerine geleceğini düşünmüştük. Çünkü olması gereken oydu. Yalnız işte burada biraz beklentimizi karşılamadı. E mesela Civic gibi, Toyota Corolla gibi bu araçların bas paketlerine dahi indirim gelmedi. Ama Mega'nın Bas paketine indirim geldi arkadaşlar. 1.3 Joy Megan almak isterseniz 573 bin TL idi. Joy Comfort almak isterseniz 584 bin TL idi bunun fiyatı da. Bu araçlara indirim geldi. Mesela Dacia Duster'a indirim geldi. İşte dediğim gibi biraz daha böyle yerli özellikle yerli üretilen araçlarda bir miktar indirim oldu gibi bu oranlarla beraber. Dacia Sandero Stepway bütün donanımlarına indirim geldi. Dacia Duster'ın da Nereden baksanız böyle en full paketi hariç geri kalan hepsine. Belki de fiyat listesinde böyle bakıyorum. 3, 6, 7, 8, 9. 9 tane aracı var. Farklı donanım ve motor seçeneğine sahip. Bu araçların arkadaşlar ikisi hariç hepsine indirim geldi Duster'da. Dacia Jagger'ı sordunuz. Jagger videosu gelecek mi? Jagger videosu da gelecek. Onu da incelemesini çekeceğiz. Jagger videosu açıklandı. Lansman fiyatlar açıklandı. Ve bu lansman fiyatı üzerinden muhtemelen indirime gidilecektir. Hatta sadece bas paket değil bir üst paketleri dahi indirime böyle kampanyalı indirime girecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi gelelim olaya. Bir de yorumlamasına gelelim. Şunu açık söyleyeyim arkadaşlar. Bu oranlar beni tatmin etmedi. Bizim ihtiyacımızı, tüketicinin ihtiyacını bu oranlar karşılamıyor. Nedir? İnsanların nasıl alması gereken arabalar. Hadi D sınıfına lüks diyelim. Tamam aslında dünya için lüks değil ama C sınıfındaki pek çok arabaya indirim gelmesi gerekirdi. Çünkü C sınıfı araçlar 1 milyon limitine dayandı. Bu araçlar gerçekten çok bağlandı. Honda Civic'in fiyatı 880 bin liralarda. 850 bin liranın üzerinde. Keza Toyota Corolla öyle. İşte Opel Astra almak istesiniz. Peugeot 308 almak isteseniz 950 1 milyona yakın para vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu araçlarda da indirim olması gerekiyordu. Bunlarda indirim olmaması bende bir hayal kırıklığı oluşturdu. Bilmiyorum bu matrah haberi hakkında sizin düşünceniz nedir? Siz de düşüncelerinizi yorumlar bölmesine yazmayı unutmayın. Yalnız şunu da söyleyeyim. Aslında bir yönde de şöyle beklentimiz vardı. Lüks araçlara biraz daha fiyatı yüksek olup motor hacmi 1600 cc'nin altında olan araçlara ekstra böyle vergi geleceği haberi vardı. Aslında çok da konuşuluyordu bu. Buna yönelik bir vergi artırımı gelmedi. Böyle de bir durum var. Yani lüks araç almak isteyenlere en azından zam gelmedi öyle söyleyelim. Çünkü onlara zam bekliyorduk biz. Şöyle bir iki örnek fiyat da çıkarttım hatta. Tabi bu fiyatlar güncelleneceği için şu an belki siz internete girseniz örnek veriyorum fiyattan Egea'nın ...listesini, fiyat listesini almaya çalışsanız... ...muhtemelen fiyatlarımız güncelleniyor diyecektir. Benim dün aldığım fiyatları söylüyorum arkadaşlar. Egea'nın baz paketi 403.000 TL'ydi. Ortalama bir %10, %11'lik bir indirim olacak bu Egea'da. 355.000 TL olacak. İşte Clio mesela 448.000 TL'ydi. Mesela ne olacak Clio'nun da %16.6'lık bir indirimle... ...baz paketi 373.000 TL'ye inecek. Hyundai i20 aynı şekilde 437 bin TL idi. 364 bin TL'ye düşecek. Yani gördüğünüz gibi çoğunlukla B sınıfı araçlar. A sınıfı zaten giriyor. B sınıfında büyük bir bölümü giriyor. Belki B SUV'lerde bir miktar girmeyen olabilir. C sınıfında da sınırlı sayıda. Megan giriyor. İşte SUV'de Duster giriyor. Vesaire. Hani B sedanlarda mesela Honda fiyat listesini güncelliyor ulaşamadım. Honda City'de muhtemelen indirim giren araçlar arasında girecek. Talyant girdi çünkü. Şimdi sevgili arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü detaylı bir video daha çekeceğim. Özellikle engelli muafiyetiyle araç almak isteyen arkadaşlar şimdi bu limitlerden dolayı bazı araçlar giriyor. Bazı otomatik araçlar da giriyor. Onlar da merak edecektir. Aralık ayı için aralık fiyatları tam bir netleşsin. O arkadaşlar için Aralık ayında hangi araçlar alınır, Alınmalı mı yoksa ocağa beklemeli miyiz? O tarz bir video çekeceğim ama bunun için neyi beklemeniz gerekiyor? Fiyat listesinin açıklanmasını gerekiyor ki biraz daha sağlıklı yorum yapalım. Şunu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle belli aralıklarla piyasa videosu çekiyorum. Sizlerin yararına olması yönünde piyasa videosu çekiyorum ve önceki video hala kanalda duruyor. Daha öncekiler de kanalda duruyor. Bu matra haberini biz ta Temmuz Ağustos ayında konuşuyorduk. Böyle bir güncelleme geleceğini. E tabii ki nokta atışı tutturamayabiliriz ama söylediklerimiz %90 oranında çıktı. B sınıfı tamamen indirimde. C sınıfında işte bende hayal kırıklığı o oldu yani. Civic'te ve Corolla'da indirim bekliyordum. Çünkü da aslında yerli üretiliyor bir yerde. Civic tamam yerli üretiliyordu. Geçtiğimiz yıl fabrikayı kapattılar ama onlarda indirim olmadı. Onlar bende bir hayal kırıklığı oluşturdu arkadaşlar. Bu tarz videolardan erken haberdar olmak için ne yapıyorsunuz? Başta söyledim. Abone oluyorsunuz. Beni destekliyorsunuz. Sizin destekleriniz önemli arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.